tabloyu yaparken geçmişten, günümüzden, arkadaşlarımdan, geçmiş kadınlardan esinlenerek gençliğindeki düşleri, hayalleri nelermiş baktım ve gençlik düşleri diyerek bunu tasarladım. Eşim de kenarını bana örerek yardımcı oldu. Çocuğum da yapıştırırken yardımcı oldu. Hep beraber böyle bir eser ortaya koyduk. Sarar ya biz öyle. Tabloyu tamamlamamız için. Dur ben tutayım sen. Hemen yapıştır bence kestiğini. İpine, ipine. Bunun kıyısına benim örmem lazım. Şu kıyı, bak. O hani, kıyı da daha örersen hem gel. Çerçeve genişlemiş olur, hem daha güzel olur. Tamam. Eşime dedim, hazineni çıkarır mısın? O da bana sordu, ne hazinesi dedi. Her kadının çeyizi bir hazine aslında. Benim elde ördüğüm bir urgan var. Kafamda bunu çerçeve olarak yapabiliriz diye düşündüm. Eşime dedim bunları biz sen şekillendirerek bir tablo haline dönüştürebilir misin? Eşim bu fikrimi zaten uyumlu bir insan. Allah razı olsun. Bu fikrimi beğendi ve birkaç çalışma yaptık. Çok hoşumuza gitti. Ondan sonra fotoğraflayıp internet üzerinden paylaştığımızda beğeniler çoğaldı ve biz kendimizi alamayıp pek çok tablo ürettik. Ne renk olur? Kırmızımsı gibi. Kırmızımsı pembe. Tamam. Teşekkür ederim. Çok güzel. Evimize gelip ziyaret edip de bizi keşfeden bir arkadaşımız var. Yanınızdayız deyip bize sergi açmamıza yardımcı oldu. İlk sergimizi Dikili'de yardım amaçlı açtık. Pek çok eş dost sağ olsun katıldı. Akabinde Bergama'dan bir teklif geldi. Bergama'da sergimizi devam ettirdik. Şimdi zannediyorum 3. 4.'sü de olacak. Amaç her kadının sandığı bir hazine. Onları sandıkta tutmayalım, hayata kazandıralım. Bir de üzülerek şunu yaşadık. Bize acıyarak yaklaşanları çok iyi hissedebiliyoruz. Tabii çevremizde azalmalar da oldu ama samimi insanlar da çoğaldı. Lütfen engellilere acıyarak yaklaşmayın. Çünkü o kaldırımı hamile de çıkamıyor. Yaşlıyken siz de çıkamayacaksınız. Yaşlıyken zaten siz de engelli olacaksınız. Lütfen acınmasını istemeyin. Sadece sevgiyle yaklaşın. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Sandığımızı açtık. Tuvallerle bu el işlerini tablolara dönüştürmeye karar verdik. Geçmişten günümüze doğru dedik hem bir şey olsun, yolculuk olsun. Böyle bir proje yaptık ve yola çıktık. Beğeni kazandı. Sergimizi şey yaptık. Bu arada eşim benim kulaklarım oldu. Ben onun gözleri oldum. Beraber vaktimizi değerlendirmeye çalıştık. Güzel bir şeyler çıkarabildiysek ortaya ne mutlu bize.